Evet, buradaki iki fonksiyonu belirlemiştik. Buradaki fonksiyonları belirlerken sağdan sola doğru bakacağız. Kolay olması açısından öyle yapıyoruz. Şimdi buradaki sağdan sola doğru kesmiştim zaten. Bu yönde. O nedenle buradaki şeyi hatırlayalım. Kesersem şuradan. Şurayı kestiğimde burada bu yok çünkü izostatik esas sistemde bakın. Bunu kaldırmıştım. Buradan 3 x kadar kestiğim için 3 çarpı x ağırlık merkezinden ek gelecek. X bölü 2'den moment vardı. Zaten hatırlarsınız eksi 3 x kare bölü 2 buradaki moment olacaktır. Dolayısıyla buranın fonksiyonu artık ikinci dereceden yazmamıza da gerek yok. Burada zaten görülüyor. Buranın fonksiyonu bu. Peki burada birim yükleme yaptığımızda durum neydi? Hatırlatma açısından onu da çizelim. Evet, birim yükleme yapmıştık. Kesiyorum yine. Diğerleriyle hiçbir işim yok. Bir dışında bir şey yok. X'ten kestim. Bakış yönümü göstereyim. Sağdan sola doğru başlangıç burası. 1 çarpı x kadar bir moment olacak. Moment zıt olduğu için burada x kadarlık yani 1x artı olacak. Çünkü momente zıt iç kuvvet momentine. Yani x kadarlık bir fonksiyon söz konusu. Burada sağdan sola baktım. Burada da sağdan sola baktım. Her iki fonksiyonu çarpacağım için her ikisinde de aynı yönü kullanmam lazım. Bunlarda ise soldan sağa doğru kullandım. Bunda da aynı şekilde soldan sağa doğru kullandım. Dikkat ederseniz onun için buradan kesmiştim. Başlamış nokta buraydı. Ve soldan sağa doğru. Şimdi bütün diyagramları çarpacağız. Diyagramları çarparken tabii ki kuvvet yönteminde birim yüklemeyi yaptığınız zaman denklem oluşturduğunuzda eşittir 0. Yani 1 ile 0'ı çarp. Yaz. X1 katsayısının katsayısı ise birim diyagramın kendisinin çarpılmasının sonucu. Ve buraya yazıp x1'i buradan bulacağız. Şimdi bunu arıyoruz yani. Öncelikle S1 sıfırdan başlarsak birinci diyagramda M0 ilk izostatik esas sistemi diyagramı çarpacağız. Öncelikle bu çubukla bu çubuğu, bu çubukla bu çubuğu 1-0 bitmiş oluyor. Başlıyoruz şu çubuktan. Burada iki fonksiyonu çarptığınız zaman gelecek olan fonksiyonu yazalım. Tabi integral 0'dan 5'e. Çünkü burası 5 metre. Ve 2 ö olduğu için başına 1 bölü 2 ö alıyorum. Şimdi bu iki fonksiyonu çarpalım. Bu ikisini çarpacağız zaten. Dolayısıyla direkt yapabiliriz. Eksi 9 virgül 6 x kare artı 240 x eksi 1500. Şuraya devam edelim. Artı 0,8 çarpı 0,96 yani bunun 0,768 x küp gelir. 24 ile 0,8'i çarparsak eksi 19 x kare geliyor. Şurada da eksi 9 virgül 6 x kare var. Toplayalım. 9 virgül 6 eksi 28,8 x kare oluyor. Şimdi 150 ile şurayı çarpacağız. 150 çarpı 0,8 x var burada. Eksi artı artı 120 x. Buranın da sonucu. İntegrali çözdüğümüz zaman 5'ten 0'a x küp bölü 3'ünü alacağım. Başındaki katsayı da var tabii ki. X kare bölü 2'sini alacağım. Tabii başındakini unutmayalım. X alacağız. Burada da yine unutmayalım 1500'ü. Burada x üzeri 4 bölü 4. Burada da
x kare bölü 2 yine. Şurayı da toplayabilirdik. Önemli değil. X kare bölü 2. Başındakini de yine unutmuyoruz. Evet. X'i 28.8 çarpı 5'in küpü bölü 3. Artı 240 çarpı 5'in karesi. 0'dan 5 olduğu için sadece 5'i yazacağım ve bitiş. Bölü 2. Eksi 1500 çarpı 5. Artı 0.768 çarpı 5 üzeri 4 bölü 4. Artı 120 çarpı 5'in karesi bölü 2. Bunu çıkan sonucu 2'ye böldüğümüz zaman 3. Eksi 20 eksi 2042'ye de böldük. 40 olarak çıkacak. S1 0 eşittir. Eksi 2040 olarak çıktı. Daha sonra S1 1'i çözmemiz lazım. S1 tabi değeri ek olarak şuradaki fonksiyonu çarpmamız lazım. Sıfırdan 6'ya eksi 3x kare bölü 2 çarpı x. Buradan eksi 3x küp bölü 2, yani üzeri 4 bölü 4 ikili var. Hesaplıyorum. 6 yaz bunun hızla yerine. Eksi 486. İki değeri topladığımızda S1 sıfıra eşit oluyor. Eksi 2526. S1 1'i bulmamız lazım. Birinci diyagramı kendisiyle çarpacağız. Fonksiyonu bu. Bu fonksiyonu kendisiyle çarparsak 0'dan 5'e olduğunu belirtelim. 100 eksi 0,8 çarpı 0,8 x ya da 2 çarpı öncelikle 10 çarpı eksi 0,8 pardon 0,8 x yani ne yapar? Hesap makinesini yapalım. 2 çarpı 0,8 çarpı 10 eksi 16 x 0,8'in karesi 0,64 x kare artı 0,64 x kare. Kendisiyle kendini çarptık. Bir de burası var. Sonradan ek olarak ekleyeceğiz. Burada x kare bölü 2 x bölü 3 burada da x olacaktır. 5 yazdığında yerine 5 yazdığımız zaman yerine 100 çarpı 5 eksi 16 çarpı 25 bölü 2 artı 0.64 çarpı 5'in küpü bölü 3 326.66
Tabii 1 bölü 2 var burada. Level 2. 163, 33. %63,33 olarak çıkıyor. Daha sonra 6 diagramı kendisiyle çarpmamız lazım. Orada da direkt x'i x ile çarpacağız. 0'dan 6'ya burası. X'i x ile çarpacağımız için x kare sonra küpü bölü 3 olarak da integral çözülecek. 6 yazdığında yerine küpü bölü 3 72. Bu ikisini toplarsak 235,33 sonuç olarak 235 bölü 33 S11 235 bölü 33 eksi x1 çarpı. Buradan x1'i bulursak 2526 bölü 235,33'ten 10,73. Yani 10,73 bulundu. Daha sonra bunu bulduğumuza göre soruyu çözebiliriz artık. İzostatik esas sistem haline geldi soru. Buradaki bilinmeyen artık biliniyor. Bilindiğine göre 3 bilinmeyen burada var. Ve denge denklemleriyle asıl soruyu çözeceğiz. Asıl çözüm şu anda başlıyor. O zaman bunlara da ihtiyacım yok. Çünkü bunlar hepsi x1'i bulmam için yaptığım uğraşlardı. X1'i bulduğuma göre devam ediyorum. 10 bölü 73. Burada tepki var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Moment. Bilmiyorum. Bunun yerini ben şöyle alayım. Fark etmiyor. Şöyle bir ne vardı burada? Yayılı yük söz konusu. 30 ek gelecek ton olarak. Üç, dört, altı metre mesafeleri var. V diyagramı şuraya çizmek istersek. Burada da çözüm yapabiliriz. Moment işte asıl diyagramımız. Ton metre. Şuradaki tepkiyi bulmamız lazım. 30'dan 10,73 çıkartırsak ...19,27. Yatayda kuvvet olmadığı için 0. Herhangi bir yere şurayı onat alıyorum. 10,73 çarpı 10 ...107,3. Hangi yönde? Zıt yönde. Aynı yönde 30 çarpı 1 metre burası olduğu için 30 çarpı 5 var. Bilinmeyenle aynı ünlü. Eksi 150. Yani bunun yönü eksi çıkacak buradan. Demek ki yön böyleymiş. Ben artılı değeri şimdi yön olarak yazmış olacağım. 107,33 eksi 150. Yönünü değiştirdim. Artılı olarak 42, 67. 42,67'lik bir moment söz konusu. Başlangıçta nasıl eksi yazdık? Bakın. İç kuvvet aynı yönde. O yüzden eksi üst bölgede yazdık. Şu anda başlangıç noktasındakini biliyoruz. Devamını da kesmem lazım. Kestiğim zaman oradan gelecek yerli yük zaten ne olacak?
-0.96 hatırlarsanız x kareydi. Yine aynı şekilde şurada -0.96 x kare gelecek. 19.27'yi 4 bölü 5 ile şuradan ayırmam lazım. Çünkü bu taraf kosinüstü. Bunları hatırlıyor olmak lazım. 19.27 çarpı 4 bölü 5 15.41 15.41 çarpı x kadar 15.41 artı yönlü. Neden? Burada moment 15.41 x. Sıfır 96 değil, burası 1.92. 48 bölü 50 mi, 25 miydi, öncekinde var. 1.92 olur. Çarptığınızda x bölü 2 kadarından devamında bu gelecektir. Burada da 15.41'i çarptık. Tabii 15.41 ayırarak geldi. Başlangıçta yine unutmuyordum. Eksi 42,67. Evet, bu fonksiyonu devam edecek. İsterseniz yerine 0 yazın. Eksi 42,67 desiniz. Şimdi yerine 5 yazdığınız zaman bakacağız. 0,96 çarpı 25 artı 15,41 çarpı 5. Tabi 0,96'nın başına eksi yazalım. Eksi 42,67. Son nokta 10,38'e geliyoruz. Artı olarak. 10,38. Fakat arada bir dönme yapabilir. Hemen türevini alalım. 0,96x artı 15,41 eşittir 0 yapacağız. Tabii 0,96 çarpı 2 1,92 eksi x artı 15,41 eksi 15,41 olur. 1,92'ye bölersek x çıkar. 15,41 bölü 1,92 8,02 x değeri 5 metreyi geçtiği için arada bir dönme yok. Yay büyük olduğu için parabol bir şekilde inecek buraya. Eksi artı. Şimdi burada artı 10'da olduğu için artı 10'dan devam etmemiz gerekiyor. Arada bir dönme yapma ihtimali söz konusu. O nedenle burada fonksiyona bakacağız ama son noktada sıfıra geleceğiz zaten. Çünkü son nokta bizim hareketli mesletimiz. Arada dönme yapabilir. Bakalım. 10,73 var. Artı. Bakın bu defa 10,73 artı yönlü. Şurada 3x geliyordu. X bölü 2'den. Eksi 3x kare bölü 2. Çünkü momentle aynı yönlü. Fakat bu artı yönlü. Artı 10,73 çarpı x'i unutmayalım, tamam mı? Artı 10,73x yapıyor. Bunu türevini aldığım zaman eksi 3x artı 10,73. 10,73'ü 3'e bölelim. 3,57 6'da dönme yapıyor arkadaşlar. Nereden? Ama bakın başlangıç burası buradan itibaren. Şuradan. 3,57 6'da. 3,57 6 metrede dönme yapıyor. O nedenle buradaki fonksiyona 3,57 6 yazıyorum. Eksi 3 çarpı 3,57 6'nın karesi bölü 2 artı 10,73 çarpı 3,57 6. 19,18 olarak, bakın 10,38'den fazla. Şöyle bir noktada. Ton metrelik bir moment. Şu değer ise 10,38. Evet. Moment değerini çıkartmış olduk. Kesme kuvvetini çıkartmadım. Bunun kontrolünü SAP 2000'de yapacağız.